sevdiğim hikayeyi okuyacağım. Hikaye yaşayan kişi ne yaparak yaşayanlar. Bu hikayeyi ondan dinleyeceğiz. Bence bu hikayeler de yaşandı. Nasıl yaşandı? Kimler yaşadı? Ben böyle bahseder misin? Ya biz şimdi kafede otururken kız arkadaşımla... Bugün mü duydun? Yoksa... Ya bir ay falan oldu hikayeyi. Bir ay önce. Dinleyen ama gerçek bir hikaye. Tamamı. Yani arkadaşımın anlattığı kadarıyla. Anladım. Biz kafede otururken benim kız arkadaşım da erkek arkadaşı geldi. Bu hikaye benim kız arkadaşımın erkek arkadaşının başından geçmiş tamamen gerçek bir hikaye. Kendisinin anlattığına göre tabii. Benim bu kız arkadaşımın erkek arkadaşı çok küçükken, bunlar 3-4 arkadaş. Evet. Böyle bir yerde oturuyorlarmış. Bunların da İmam Hatip Lisesi'nde okuyan bir tane bir abileri varmış. Bu abileri bunların yanına ziyarete gelmiş ama elinde böyle çok büyük dua kitaplarıyla beraber gelmiş. Şu cin, muska falan, kılsın. Yani cin çağırma kitaplarıdır vesairedir. Evet, o tür kitaplarla gelmiş. Ondan sonra bizimkiler de hani ufak, biraz da meraklı oldukları için hani abi bunlar ne falan diye sormuşlar. Evet. O kişi de ya bu duaların üç harflerle iletişime geçmek için kullanıldığı dualar olduğunu söylemiş. Etkileşim çok önemli dualar bu. Aynen. Bunun üzerine hani çocuklar daha çok merak etmişler. Ben bileyim. Evet. Aynen, biz de böyle heyecanlı bir şekilde dinledik. Güzel oldu. Aynen. Ondan sonra çocuk da bunlara hani üç harfleri çağırmasını bildiğini bu duaların içerisinde fakat geri göndermesini bilmediğini söylemiş. Üç harfle yazacak mı? Yazmıyor muymuş? Yok, hayır. Sadece çağırmak için dua varmış. Ya bunlar işte olsun abi hani biz bir dinleyelim filan gibisine hani bir çağıralım yapalım diye. Çok sessiz ama çok sakatmış. Aynen. Bayağı bir. Bunun üzerine hani bunlar da biraz meraklı varmış. Neyse yapıyorlar. Eski gençler olsa böyle merak olmaz. Değil mi? Bunun üzerine çocuklar yine de ısrar edince diğer bu İmam Hatip Lisesi'ne giden abileri peki tamam ben size kitabı vereyim, hani okuyun. Ya kendiniz demiş. Yapın demiş, hani çağırmayı biliyorum. Aynen, bunlar hani kendiniz bu duaları evet okuyun falan demiş. Bunlar 3-4 arkadaş bir odaya girmişler. Bu duaları okumuşlar kendi çatlarında ama o gün abi bir şey yok, hani olmadı gibisin, herkes evine gitmiş. Hani bir şey olmadı, aynen gelmediler. Ama hepsi böyle gece rüyasında bu üç arkadaş sürekli korkmaya başlamış. Hani duvarlar üstlerine geliyorlarmış. Aynaya baktıklarında aklarında farklı bir cisimler. Sürekli gözlerinin önüne geçen gölgeler. Çocuk yattığı zaman kendisinin bir gücün aşağıya çektiğini falan, rüyasında sürekli böyle şeyler görüyormuş. Yani musallat olduklarını az çok anlamış herhalde. Aynen. Bunun üzerine artık çocuk dayanamayacak bir şekilde gece uyumamaya başlamış. Psikolojik sorunlar yavaş yavaş başlıyor. Aynen. Sonra babasıyla bu konuyu konuşmuş. Ve diğer arkadaşlarının da bu tür olaylar başına geldiğini duymuş, dinlemiş. Bu çocuğu bir tane oranın bir hocası varmış. Oraya götürmüşler. Tabii dinlenmeyen hocalar var. Aynen. Hani bu tür şeylerle uğraşan hocalar bunlar da var. Götürdükten sonra hoca bunu çağıran kişinin çağırmışlar ama bunu ancak bu kitaplarla uğraşan daha derin hocaların yapabildiğini söylemiş. Daha bilgili, daha bu işe hakim. Aynen, daha hakim, daha bilgili insanların. Ama ben sadece şimdilik hani koruması için bir dua yazayım demiş. Koruması için bir dua şeklinde bir mıska falan yazmış. Ama şu belinin oraya kadar bunu taksın diye boynuna vermiş. Yani takmış, vermiş. Böyle kadar. Bunun üzerine bu çocuk şey diyordu. Hani görüyorum ama bana yaklaşamıyorlar. Zarar vermemeye başlar ama görüyormuş. Psikolojik sorunlara devam ediyor. Aynen. Hani psikolojik sorunlar hala devam ediyor, görüyor. Ama yaklaşmadıklarından yok. Bu çocuğu artık Diyarbakırlı başka bir hocaya götürmüşler. Diyarbakırlı bir tane hocaya götürmüşler. Bu hoca da ancak bunu işte bu daha derin hocalarım diye o hoca da tamamen şey yapmış. Tamamen böyle daha derin hocalara götürmeniz lazım falan diye. Çocuk şey diyor bize konuştuğumuzda.
Ya ben diyor şu an 26 yaşındayım diyor. 15 yaşında biz bu olay yaşamıştık diyor. Ve hala diyor ben hissediyorum diyor. Geçen mesela diyor ben polis okulundayım diyor. Ben diyor lavabonun özellikle tuvalete lavaboya girdiği zaman çok oluyor olmuş. Pis yerlerde olmak Evet, ya. pis yerlerde olduğu zaman. Geçen diyor ben diyor lavabonun önündeyim sigara içiyorum diyor. Benim bir tane bir an içmeden bayağı bir sohbet ettim diyor. Bayağı bir yarım saat, bir saat sohbet ettim diyor. Aşağı diyor kahveye gittim diyor. Dedim ki diyor ya Ahmet nerelerde dedim diyor. Bunun üzerine şöyle bir cevap aldım. Biz Ahmet bugün hiç gelmedi ki cevabını aldık diyor. Ben yarım saat, bir saat konuştum onunla demiş. Bugün hiç gelmemiş bile demiş. Ben bu çocuk hala kendi üzerinde böyle şeylerin olduğunu ve hala gitmediğini düşünüyor. Düşünmesi yani gerçekten şu an bir şey var onun üzerinde. Olmayan bir insanla konuşuyor. Ya hala çocuğun psikolojisi o kadar çok bozuldu. Yani bayağı bir bozulmuştu. O kadar çok bozulmuştu ki. Ya siz bile gerçek misiniz, gerçek değil misiniz? Herkes de Ben... şüphelenmeye başlamıştır artık. Aynen onu bile artık yani şüphelenecek dereceye geldim demişti. Ve biz o çocukla bir daha hiç konuşmamıştık yani ne oldu, ne yaptı ondan sonrasında. Zaten ben çocuğu dinleyince bir daha çocukla Muhatap olmadım. aynen muhatap olmadım. Ama bir gün o çocuğu da evet arkadaşlar hikayemi de bitti. O gerçek kişileri burada görmek istiyorsanız ben sizin için bunu yaparım. O insanı da buraya getir otururum. Konuştururum. Hikaye onlardan da dinlersiniz. Gerçek yaşayan kişilerden. İstediğim like ve beğeni görüntüleme gelirse o kişileri de burada göreceksiniz. Ve hikayeyi de onlardan dinleyeceğiz. Onlar bu hikayeyi gerçekten yaşayan insanlar.